İlk öncelikle okula birkaç hafta kala okul ihtiyaçlarımızın fazla olduğunu gördük. Çantalarımız vardı ama başka eşyalarımız yoktu. O yüzden de kendimize böyle okuduğumuz kitapları satmaya başladık. Kapımızın önünde böyle tezgah gibi bir şey açtık. İşte ailemize destek olmak için bize böyle bir şey yapmak istedik. Annem ve babamın da haberi vardı. Küçük olduğumuz için sadece kapımızın önünde bizim yapmamıza izin verdiler. Yaşımız küçüktü ama yaptığımız iş çok büyüktü. Biz geleceğimiz için bu kitapları satmaya başladık. Ben doktor olmak için bu kitaplardan faydalanmaya başlayacağım. Bu kitaplar şimdi küçük gibi gözükebilir ama ileride kocaman bir şey yaratabilir. Ne kadar güzel bir şey okuyorsunuz. Gerçekten. Sen neredesin? Buyur musun? Aferin, aferin. Anam mısın? Kaç öncesin sen? Ben 6 yaşındayım. Allah razı olsun. Ne kadar güzel okuyorsun. En güzel örnek. Bu fikri eski kitaplarımızın hepsini geçirdik. Bir paya işi yaptık, sonra satmaya başladık. Okul ihtiyaçlarımız için hepsini satıyoruz. Gönülden çıkarak bize veriyorlar. Bu fikir abimden çıktı. Yani bunlardan yararlanıyoruz. Gelecekte ben doktor olacağım. Doktor olmak için büyük bir kitap, bunlar değil de büyük bir kitap da satacağım. Okumak için her şeyi yapacağız abi. Bu tezgahı evimizin önünde açtık. Yaşımız küçük ama yaptığımız iş büyük. Biz bu hikayeleri satıp okul ihtiyaçlarımızı satın alacağız. Biz okuyacağız. Elimizden geldiği kadar artık ne kadar satarsak. Bu kitapları satmamızın amacı okumak. Okumak için her şeyi yaparız. Demin evden, çarşıdan eve doğru gelirken çocukların şöyle bu durumuna denk geldim ve satışlara böyle bu durumlar onlar olmalarına vesile oldum. Yani ben de bu durumda yardımcı olmak istedim tabii çocuklara. Çok güzel bir şey aslında böyle çocukların okulları için kendilerine böyle kitap gibi sergi açıp satmaları. Ben de bu durumda hani biraz yardımcı olmak istedim çocuklara. Bunun için yani elimizden geleni yapmak için hazır durumdayız. Yani hazır durumda dedim de böyle yani yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii çocuklara. Çocuklarım bu tezgahı açmak için kendi fikrimiydi. Bundan sonra çocuklarımı sırf okumak için bir de okumak için de çok okul ihtiyaç sahipleri için böyle bir kendi okuduğu hikayelerini satıyorlar sırf okul ihtiyaçları için. Zaten çocukları gönülleri kırmamak için ben başlarında duruyorum. Yani sırf millet yanlış anlamasın diye ama milletimiz için de çok güzel bir örnektir. Bu çocukların amaçları
amaçları şudur. Okumak için, yani ileride sıkıntı çekmemesi için, meslek sahibi olmak için, sırf okumak için böyle bir dezgah kurdular. Kendi okuduğu hikayeleri, kitapları dezgaha bıraktılar. İşte millet gelip gidiyor, gönlünden ne koparırsa onu veriyorlar. Çocuklarımın yaptıkları işi, yaşları küçük olabilir, yaşları çok küçük ama yaptıkları işi büyüktür. Ama inşallah ileride gelecekleri de büyük olur.